Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Kısa dalgada çalışacak olan radyo vericimiz için öncelikle alıcı radyomuzun hangi frekansları desteklediğine bakarak başlıyorum. 3.2 MHz ile 23 MHz arasında destekliyormuş. Elimde bolca eski dizüstü bilgisayarlara ait webcam var. Bu kameralar üzerinde bulunan kristalleri yakından inceleyerek başlıyorum. Örneğin bu kristalimiz 12 MHz'miş. Başka bir kamerayla devam edelim. Bu kameramızda bulunan kristalimiz ise yine 12 MHz'lik bir kristalmiş. Bu arada bu kristalleri seçerken özellikle hem sökmesi hem de lehimlemesi kolay olabilecek bir kristal seçeceğim. Çünkü büyük bir kristali lehimlemesi ve sökmesi daha kolay olacaktır. Bu kristalimizin frekansı ise arkadaşlar, şöyle tekrardan kontrol ediyorum, 20 MHz'lik bir kristalmiş. Burada daha büyük bir kristal olan bir kameram var ve 10 MHz'lik bir kristal kullanıyor. Bu kristalimiz diğerlerine göre daha büyük olduğu için bunu sökerek işlemimize devam ediyoruz. Bu arada sadece eski dizüstü bilgisayarlarınızın kamerası değil, bu şekilde kristal osilatör olan herhangi bir eski dizüstü bilgisayar anakartı olabilir, ekran kartı olabilir ya da başka bir malzeme olabilir arkadaşlar. Bu kristalleri sökerek bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kristalimizi çıkarttık. Şu an yaptığım işlem tamamen temizlik. Buradaki bağlantıları ve lehim pastasını temizleyerek devam ediyorum. Yine kolay lehim yapabilmek için de buradaki bağlantı noktaları üzerine bir miktar lehim süreceğim arkadaşlar. Bu sayede lehimleme işlemi daha kolay olacaktır. Kristal osilatörün 4 numaralı pinine enerjiyi 10K'lık bir direnç üzerinden vereceğim ve 9 voltluk bir pil ile besleyeceğim. Buradaki direnç değeri çok önemli arkadaşlar. Daha düşük değerde bir direnç verirseniz frekans kilitlenir, ancak kristal osilatöre osilasyon yaptıramazsınız. Yani sesi yükleyemeyebilirsiniz. Eğer kullandığınız osilatörde ses alamazsanız bu 10K'lık direncin değerini yükseltip düşürerek ses almaya çalışabilirsiniz. Örneğin frekans kilitleniyor, ancak ses çıkışından ses alamıyorsanız bu 10K'lık direncimizin değerini artırmanız gerekecektir. Ama genelde bu değer yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer bağlantıları oluşturarak projeyi hazırlamaya devam ediyorum. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz. Elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365, PCB tasarımı, MCAD veri yönetimi ve ekip çalışmasını birleştiren elektronik ürün tasarım platformudur. Kurmak veya yapılandırmak için ekstra bir ücret ya da lisans almanıza gerek yok. Altium Designer içinden direkt bağlanabilirsiniz. Ayrıca müşterileriniz ya da ekip arkadaşlarınız internet bağlantısı ve internet tarayıcısı üzerinden çalışmalarınızı görüntüleyebilir ve bunlarla ilgili yorum ve değerlendirmelerde bulunabilir. Hazırladığımız bu vericiye ses sinyalini bindirmek için ise ses girişimizin bir tanesini anten ucuna, diğerini ise
Osilatörümüzün 2 numaralı pinine, yani GND ucu arasına bağlıyoruz arkadaşlar. Artık devremiz çalışmaya hazır. Gelin enerji verelim, ses girelim, frekansımızı ayarlayıp test edelim. Kristalimiz 10 MHz'di ve radyo üzerinden 10 MHz alabilmek için gerekli ayarlamalara bakıyorum. Şimdi radyomuzu gerekli şekilde ayarlayarak ses sinyalimizi ve kristal osilatörümüzün frekansını almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil ışığımız yandı ve artık frekansımız kilitlenip oturmuş durumda. Şimdi MP3 çalarımı vericime bağlayarak devam ediyorum. Devremiz oldukça sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Devrede bir kristal osilatör kullandığımız için frekansta herhangi bir kayma ya da bozulma olmaz. Ancak bu frekanstan kaynaklı olarak cihazın etrafındaki elektrikli ve elektronik aletleri kapatmanızı ya da uzaklaştırmanızı öneriyorum. Çünkü radyoyu etkileyecektir arkadaşlar. Ancak bu şekliyle menzili oldukça kısa. Ancak 5-10 metreye kadar sinyal verebilir ve bunu güçlendirmek için ise 1 wattlık bir RF kuvvetlendirici ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu daha önce görmüştünüz. Mevcut devremize bunu ekledim ve güç vererek devam ediyorum. Bu arada çıkışta mikrodalgayı, yani RF sinyalini görebilmeniz için ise bir tane lamba ekledim. Kristalimi çalıştırmaya başladığımda gördüğünüz gibi oluşan mikrodalga buradaki lambamızı yaktı. Ve radyomuz üzerinden sinyalimizi almaya devam ediyoruz. Uygun bir anten kullanarak açık alanda artık 1-2 kilometreye kadar sinyal gönderebiliriz. Enerjiyi kestiğimde lambamızın söndüğünü ve radyo üzerindeki yeşil ışığın da yine aynı şekilde söndüğünü görebilirsiniz. Devreye mikrofon nasıl bağlayabilirim diye mutlaka soru gelecektir arkadaşlar. Mikrofonu bir ses kartı üzerinden ses sinyali şeklinde girebilirsiniz. Ya da kanal içerisinde kristal osilatörle yapılmış mikrofon devresi var. Bunu yine bu uygulamaya ekleyebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyerek videoyu sonlandırıyorum.